aşılamayan duvar. Her gece yatmadan önce sünnete uyarak hazırlık yapar, öylece yatardı. Abdestini alır, sağ tarafına yönelerek kıbleye dönük olarak yatmayı kendisine adet ve ibadet edinmişti. Her türlü insi ve cini varlıkların kötülüklerinden korunmak üzere muavvizeten yani kendileriyle Allah'a sığınılan iki dua olan felak ve nas surelerini okur, gece korkmamak, korkudan emin olmak amacıyla Kureyş suresini okur, her türlü maddi ve manevi korunmak amacıyla iyetler kürsüye okur. Bir Kur'an hatmetmek amacıyla Kur'an'ın üçte birine tekabül eden üç ihlas ve bir Fatiha'yı okuyarak bir hatim sevabını alır, Peygamber Efendimizin şefaatine mahzar olmak için on kere salavat getirirdi özellikle iyetler kürsi hayatının her safhasında önemli bir yer tutardı, yolculuğa çıkacağı zaman, bir hastalığa yakalandığında, herhangi bir imtihanda başarısını pekiştirip garantiye almak amacıyla yedi iyetler kürsiyi okur ve bunun faydalarını da hayatının her döneminde tecrübeyle müşahede ederdi. Gücü ölçüsünde az da olsa gece namazını kılmaya çalışırdı. Bilal ve Ebu Ümame radıyallahu anhumadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam buyurdu. Gece namazı kılmalısınız, çünkü bu, sizden önceki salihlerin adetidir, zira gece namazı kişiyi Allah'a yaklaştırır, günahlardan alıkor, kötülüklere kefaret olur ve bedenden hastalıkları giderir. İnanırdı ki duanın tesiri azimdir, imanı gibi bilirdi ki açılmayan birçok kapılar dua ile açılırdı, hele hele bu dua müstecap bir dua ve sünnette geldiği üzere meşhur olmuş dualardan ise. Adeti üzere bir gün gene dualarını okuyarak yatmıştı. O gece hırsızın birisi eve girmek üzere planlar yapmış, duvardan atlayarak içeriye girmeyi düşünmüştü. Hatta işini daha da kolaylaştıran bir durumla karşılaşan hırsız, duvarlardan birinde geçilebilecek kadar oluşmuş olan delikten geçecek ve içeriye girecekti. Herkes uykuya dalmış, tasarlandığı üzere içeriye girmek üzere hırsız duvardaki açılmış olan deliğin önüne gelmişti. İçeri girmeye gayret etti, ancak önünde görünmez bir sed varmış gibi bir türlü o delikten içeriye giremedi. Oysa görünürde girmesini engelleyecek bir sebep yoktu. Saatlerce düşündü, geçmeye çalıştı, ancak bir türlü netice alamadı. Bunun basit bir şey olmadığını anlayan hırsız oradan ayrıldı. Bu sefer sabah olmasını sabırsızlıkla bekleyen hırsız, ertesi günü ev sahibinin kapısını çaldı dünkü başından geçen olayı anlatıp özür dileyerek bu sırrın çözülmesi için ev sahibinden yardım diledi. Duvardaki bir delik olduğu halde neden duvarı aşamamış ve o delikten geçememişti? Ev sahibi kendisinin her gece iyetler kürsüyü okuduğunu ve üfürerek Allah'tan korunmayı dilediğini söyledi, ancak kendisi de duvarda gerçekte bir deliğin bulunmadığını fakat bu deliğin ne almama geldiğini de bilemediğini söyledi. Bilen birisine iyetler kürsüyü okudu, doğru okuyup okumadığını öğrenmek istedi, onu dinleyen kişi bir yerde yanlış okuduğunu tespit etmişti. Demek ki gerçekte duvarda bir delik bulunmamasına rağmen hırsıza delik görünmesi, o surenin eksik olarak okunmasından kaynaklanmıştı. Her duvarı aşan niyetler kürsi, kendisi aşılmazlığını bir defa daha göstermişti. Mehmet Özçelik 25 Mart 2004 Babasını öyle görmek istiyordu. Daha ortaokul öğrencisiydi, saf ve samimi bir kız idi, ancak bu samimiyetini sürdürecek bir destek bulamıyordu, babasının kendisi için örnek olmasını çok istiyordu, adeta bu duygularla dolmuş, bunu da dışarıya aksettiremeden kapatmıştı. Gördüğü rüya ise alemini değiştirmede bir adım olmuştu. Ramazandan bir gün önceydi, gördüğü rüya hem kendisini sevindirmiş, hem de ümidlendirmişti. Rüyasında tek başına hacca gidiyordu, bir cümlelik bir rüya yeni bir yola giriyordu. Yeni bir hayat mıydı yoksa bu? Rüyanın neticesini ise bir gün sonra görmüştü. Adeta iki bayramı, iki bereketi yaşıyordu. Biri Ramazan'ın bereketi, diğeri ise bir yandan babasının, diğeri ise kendisinin namaza başlayışı. Bu namaz Ramazanlık bir namaz değil. İnşallah şu anda da devam ettiği gibi ileride de devam ettirilecek bir namaz idi bu insanların namaza başlamaları için illaki rüya görmeleri veya hacca gitmeleri mi gerekmektedir? Tevbe, istiğfar, samimiyet ve gayret yeni bir hayata atılan adımdır. Mehmet Özçelik 22 Aralık 2003 Bereketli Adıyaman Adıyaman tarihi yapısı itibarıyla Meo 40 bin yılına kadar uzandığı, Meyo-900, 700 yılları arasında Asurluların etkisinde kaldığı, Türklerin 751 yılında Talas Savaşı ile İslamiyet'i kabul etmesi üzerine, 643 yılından itibaren İslam'ın etkisi alanına girdiği rivayet edilmektedir. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, karasal bir iklime sahip, yeraltı zenginlikleri bakımından zengin olup, sadece Türkiye'de çıkan petrolün %55 civarındaki bir bölümü Adıyaman'da çıkmaktadır. Gerek Nemrut Dağı, gerekse Pirin Mağaraları, Eski Samsat ve Eski Kahta ilçelerindeki tarihi kalıntılarla turistik bir kent izlenimini hala sürdürmektedir. Adıyaman birisel diğeri yangın olmak üzere iki büyük felaket yaşamıştır. 1237-1246 tarihleri arasında Selçuklu tahtına geçen iki, Kıyasettin Keyhüsrev zamanında Adıyaman taraflarında peygamberliğini ilan ederek isyan etmiş olan, Baba İshak, Babaylar isyanı, ın çevresinde toplanan Türkmen boyları kısa bir sürede silahlanarak kefersud. Adıyaman ve Samsat bölgesinde başlattıkları ayaklanma devletin zayıflığını ortaya çıkarmıştır. Bir X ve yüzyılda Dulkadirli Türkmenlerine bağlı Maraş yörüklerine tabi Araban, Araplar, taifesi bulunmaktadır. Araban taifesinin de kendisine bağlı kara yağmurlu ve ala gözlü cemaatleri vardır. Bunlardan kara yağmurlu cemaati bu yüzyılda Adıyaman Behinsi kazası Keysun nahiyesinde kışlamakta olup, 13 hane bir mücerred nüfusu bulunmaktaydı. Alagazlı cemaatinin ise kahta kazası Tuluş kazasında kışladıkları bilinmektedir. Alagözlü cemaatinin bu tarihte 109 hane ve 15 mücerred nüfusu bulunmaktadır. 2. Ve bu tarihte behisni de ceritler, ceritler, çağırkanlılar yaşamış, 3 ve bu taifeye bağlı kırlarlı, Süleymeni ve yaycılar adında 3 cemaat bulunmaktadır. Bunlar da behisni kazasına bağlı terbizek, Bakla Köyleri ve Serçe isimli mezrada kışlamaktadırlar, de yaşamıştır. 4. 1540 yılında Adıyaman Behisli'de mevcut yörüklerin hepsi Ekradı İzzeddin Bey'e bağlıdır. Bu ise Bozulus Türkmenlerindendir. 5. Ayrıca Kırşehir'de de bulunan Çimeli Köyü, Çimeliler Maraş yörüklerindendir. 6. Büyük devlet olan Osmanlı içerisinde barındırdığı tüm gayrimüslimlere de görevler vermiş ve bundan da bir sıkıntı duymamıştır. Osmanlı büyük oynamıştır. İçindekileri dışlamamış, içine alıp barındırmıştır mesela. Adıyaman'da Zubi Meclisi idarede görevli biri de Abraham Efendi, Mümeyzanı Meclisi deavi üyesi Kirkor Efendi, sandık emini Agop Efendi Meclisti idareci vilayette azoki müntehabe yani seçilmiş azılardan Bedon Efendi, Thomas Efendi gibi meclisin idaresinde gayrimüslimlerde görev almışlardır, böylece Osmanlı cüzlerden oluşmuş bir küldür. Ne vakit ki Lozan'la beraber bu cüzler içten koparılmaya ve bölümlere ayrılmaya çalışılmışsa, koca imparatorluk da çatlamaya ve yıkılmaya başlamıştır. Adıyaman Kalesi'nin güney tarafı Gavur Mahallesi olarak bilinmektedir. Müslimlerle gayrimüslimler iç içe yaşamışlardır, Osmanlı ve halkı bundan korkmamıştır, çoğunlukla gayrimüslimler eski saray, Hoca Ömer ve Şambayat'ta bulunmaktadır. Eski sarayda, 2718 kişiden Müslümanlardan 411 erkek, 387 kadın, Ermenilerden 625 erkek ve 584 kadın, Katoliklerden 134 erkek ve 137 kadın, Protestanlardan 200 erkek ve 240 kadın bulunmaktadır. Hoca Ömer mahallesinde Müslümanlardan 711 erkek ve 655 kadın, Ermenilerden 95 erkek ve 75 kadın bulunmaktadır. Samsat'ın muhtelif köylerinde Ermeni ve Protestanları bulunmaktadır. Gergerin muhtelif köylerinde Ermeni, Katolik ve Protestan bulunmaktadır. Besni'de bazı mahalleler onların adıyla anılmıştır. Ermeni Mahallesi, Katolik Mahallesi, Protestan Mahallesi Bunlara ait özellikle kiliseye bitişik okullar bulunmaktadır. Hısnı Mansur, besni ve kahta kazalarında gayrimüslimler Müslümanların yüzde 10'unu oluşturmaktadır, zamanla bu yüzdelik daha da azalmıştır. Mesela Hısnı Mansur kazasında 6176 hane olup, bunun 11.505'ini Müslümanlar, 1.355'ini gayrimüslim nüfus oluşturmaktadır. 7. Osmanlı'da onlarla ilgili hukukta, Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin evlenme, boşanma gibi özel hukuka ilişkin davaları kendi yönetimleri ve mahkemeleri tarafından kendi kanunlarına göre yürütülürdü. Osmanlı dünyasında yaşayan gayrimüslimler, özel hukukta kendi dini kurallarını uygularlarken, ceza hukuku alanında İslam hukukuna tabi idiler. Diğer taraftan gayrimüslimlere ceza konusunda Müslümanlara verilen cezanın yarısı tatbik edilirdi. Örneğin zina, fuhuş, kız kaçırma gibi suçları işleyen gayrimüslimlere, Müslümanlara verilmesi gereken cezanın yarısı verilirdi. Yine dövme, sövme, yaralama ve öldürme suçlarında da durum aynıydı. Gayrimüslimler, şarap içmekte serbest iken, Müslümanlara şarap satmaları yasaktı. Gayrimüslimlere, sosyal hayatta çok daha toleranslı davranıldığı açıktır. Bosna ruhbanlarına ve Galata Cenevizlilerine verilen, emannameler, Osmanlı Devleti'nde din ve ırk farklılığından dolayı temel hak ve hürriyetlerin kısıtlamaya gidilmediğinin en bariz örnekleridir. Bu konuda örnek vermek gerekirse, semt pazarlarının günü bile gayrimüslimlerin dini günlerine denk getirilmemeye çalışılmıştır. Bilecik'te semt pazarının günü mahalli idare tarafından pazartesinden pazar gününe alındığında, ibadet ettikleri güne rast geldiğinden dolayı gayrimüslimlerin şikayetleri üzerine pazarın merkezi idare tarafından tekrar pazartesi gününe alındığı bilinmektedir. Benzer bir hadise 1817'de Ada Pazarında vuku bulmuştur. Kurulan semt pazarı, Reaya'nın tatil ve DNA günü olan pazar gününe geldiğinden bunun cumartesi gününe alınması için merkezi hükümet, mahalli idarecilere talimat göndermiştir. 8. İlk Radyo 1937 yılında Adıyaman'a gelmiştir. Ahmet Özçelik şahit olduğu ve o zamanda gazetede neşrettiği bir olayı şöyle dile getirmektedir. Vali Rağıp Gerçeker zamanında Almanya'dan gelen Miskover ve Doktor Dorner Nemrut ve Kahta'da çok araştırmalar yaptı birçok tarihi eserleri kendisiyle beraber götürdü, hatta bir seferinde çektiği fotoğrafları bana tab etmek için göndermişti, ancak çektiği o filmleri köylülerin resimleri, halay sahneleri ve hayvan resimleri olarak göndermişti. Baktığımda hep buldukları tarihi eserlerin resmiydi. Durumu valiye ilettiğimde önemli değil, birkaç demirde onlar götürsün dedi, bu durum sürekli devam etti, ben de bunun peşini bırakmadım, daha sonra sadece onlarla ilgilenmekte görevli olan komiseri görevden almakla olay kapandı, ancak götüreceklerini götürmüşlerdi. Adıyaman maddik manevi açıdan bereketli bir yöredir, ancak bereketli oluşu keşfedilmeyi beklenmektedir. Tıpkı kuytu bir yerde kalan tarihi eserlerin ve kıymetli cevherlerin ehillerince aranıp yerinin tespit edilmesini bekleyişi gibi. Adıyaman'ın bu adı alması ise, şu anda stadın yanında yerleri bulunan yedi güçlü kuvvetli kardeşlerden alarak Yedi Yaman denilmiş. Daha sonra Arapların gelerek o geniş vadileri görmeleriyle Vadil Yaman, geniş vadili yer denilmiş ve zaman içerisinde adı Yaman, olmak üzere Adıyaman olarak kalmıştır. Daha önceleri ise Yeye. Ye. Emevi Sultanı veya Abbasi Halifesi, hükümdar ve sultanı olan Mansur'dan alarak Hisnı Mansur, Mansur'un kalesi adı ile isimlendirilmiştir. Önceden Malatya iline bağlı olup, 1. Aralık 1954 yılında 6.418 sayılı kanunla vilayet olarak kabul edilmiştir. Adıyaman konusunda amcam Ahmet Özçelik ile Güney FM radyosunda yapmış olduğumuz uzunca sohbetimizde şunlar dile getirildi. Adıyaman önceleri gayet küçük bir yerdi, şimdiki vilayet binasının veya 56, lar binası veya kütüphanenin oraya bir çocuk gittiği zaman, senin buraya geldiğini babana söyleyeceğim, derlerdi. O derece kimse kütüphanenin oraya bile gelemezdi, oralar ıssız olarak kabul edilirdi. Adıyaman'da meslek olarak hemen hemen herkes köşkerlik yani ayakkabıcılık yapmıştır, en geçerli meslek idi, öyle ki kızlarını köşkere vermek aileler için büyük bir önem ve gurur vesilesi kabul edilirdi. Ayrıca çulhacılık mesleği de yapılırdı, Bugün ise bu meslekler sürdürülmediği için artık unutulmuş, o ustalıklar, o güzel meslek, adeta antika değerindeki bir sanat sahipsizlikten tarihe kavuşmuş oldu. Adıyaman sosyal yaşantı itibarıyla da farklıdır, insanlar o kadar zengin olmamakla beraber gayet sıcak, samimi bir yaşantı içerisindedirler, adeta yüzlerinde sevinç ve gülmeler eksik olmaz. Kelle vurmalar yaygındı, yani gece bağlarında kazana kelle koyarak pişirip dinlenmesi için, ocağın üzerinde bulunduran veya kabıyla toprağa gömülerek üzerine yatılırdı. Nitekim amcamın anlattığı bir hatırada, amcam Veysi ile birisi babamgilin tarlada kelle pişirdiklerini duyup almak üzere gelirler, Karanlık olmasına rağmen babam gelenlerin olduğunu sezince tencereden anneme kelleyi çıkarttı ve yerine taş ve çirpi koydurttu, ocaktan biraz uzaklaşıp yatma numarası yaparak almalarına göz yumduk, geldiler, kazanı götürdüler. İleride amcam bari gitmeden kabı açalım da biraz burada yiyelim diyerek kabı açarlar, ancak yerinde taşta çirpiyi görünce kızarak kabı orada. Bırakıp giderler. Bu bir gelenek idi, kelleyi vuranlar onu yedikten sonra kabı bir vesile ile getirir, sahiplerine verirlerdi, bu durumda normal karşılanırdı, ondan dolayı kelle yapanlar uyanık olur, kelleyi kaptırmamaya çalışırlardı. Biri de Karadana'nın bir meselesi vardı, bir gün köylünün biri gelmiş, dükkanın önünde oturarak arpa taplaması yemekte. Karadana buna dayanamayıp dükkana da gitmişken tekrar adamın oturduğu yere gelir. Ancak adamı bulamaz, oradaki altıncıya sorar, o da niçin sorduğunu söylediğinde, çok acıdığını. Damın köyden gelip parasının bile olmadığından kuru bir arpa taplaması yediğini, acıyıp ona kebap yedireceğini söyler. Bunun üzerine altıncı, aman ha, der, o büyük bir sürü sahibi olup her sene gelerek 20-25 tane reşat altına aldığını, şimdi de 22 tane alıp kayışının arasına koyduğunu söyler, bunun üzerine kebap yedirmekten vazgeçip ona bir oyun oynamak üzere adamı arar, uzun aramalar sonucu çeşmeden çıkarken adamı yakalar, lahasso sen neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Ben sizin ekmeğinizi çok yedim. İlla seni kebap yedirmeye götüreceğim der. Adam her ne kadar ben Hasso değilim demeye çalışsa da onu konuşturmadan. Önceden anlaştığı dolmanın oğlu Mustafa'ya kebapçıya getirir. 1,5 kişilik kebap gelir, yenilir. O arada bir kişiye bakıp geleceğim deyip oradan ayrılır. Hasso bekler, gelmez. Kebapçı başka bir isteğinin olup olmadığını sorar. Hayır deyince parayı ister köylü ne parası der, o adam beni getirdi, o verecekti deyip vermeye yanaşmayınca plan gereği kebapçı işçi çocuğa dönüp, oğlum git de vandarmayı çağır. Bunun üzerine arasın, der, adam işin kötüye gidip üzerinin aranacağından, altınların ortaya çıkacağından korkar ve gitmemesini, vereceğini söyler, ne kadar olduğunu. Sorduğunda bir mecidiye der, kebap beş kuruş iken neredeyse on kişinin parası birden, fazlasıyla alınır. Daha sonra kebapçının yanına gelen Karadana ne olduğunu aynısıyla anlatmasını ister. Kebapçı da "Sen gittikten sonra kebabı bitirdiğinde parasını istediğimde o verecekti." deyince dedim ki, "Yahu o deli seni buraya getirdi yediniz ya. O delinin teki yolda kimi görürse hasso hasso der yer gider." "Öyle mi yav? O deli miydi? Oy oy." "Deliydi ya." Parayı istemeden veren köylü, kebapçıya dönerek, kebapçı kebapçı al şu parayı, ben hasso değilim ama, o adam beni zorla hasso etti. İşte böyle 70 yaşındaki bir insan bile latife yapardı. Adıyaman'da çoklukla ziyaret ve türbe bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı, Abu Zerki Gaffari, Mahmud El Ensari, Zeynel Abidin, Hacı Yusuf, İzollu Baba, Hasan Mekke, Muhiddinli Arabi, Safvan Hazretleri, İshak Baba. Adıyaman'a manevi hizmetleri geçenlerden ise birkaçı, Gani Hafız, Mahmut Hafız, Cüleyli Hoca, Müftü Hayri Hoca, Mahmut Allah verdi. Bunlardan Safvan Hazretlerinin Hazreti Peygamberin devesinin başını çeken birisi olup, Ermenilerle yapılan savaşta Samsat yolunda, Birik köyünde İslam'ın sancakları olup, şehit düşer ve oradaki makamında şeceresi yazılıdır. Abu Zerki Gaffari ise, kendisi bir komutan ve bir sancaktar olup, ileri zatlardan biri olarak, Resulullah'ın zamanında yaşamış olan sahabilerden değildir. Sahabe olan Abu Zerki Gaffari hakkında hadiste de, onun yalnız yaşayacağı ve yalnız olarak öleceği bildirilmiş ve öyle de olmuştur. Mahmud Ensari ise, Ensari aşiretlerinden olup o da komutan olarak ileri gelenlerden ve o da orada şehit düşmüştür. İleri gelenlerden Gani hafız ima olup, çok muhterem bir zattı, Kur'an kursu öğretmeni olup, gayet Kur'ana vakıf bir kimse idi ve oradan da emekli oldu. Adıyaman'da bazılarına hafız denilmesindeki bir sebep de, o insanların Kur'anı ı Kerim'i öğrenmiş ve ezberlemiş olmalarından değil, ima olmalarından veya Kur'an'dan biraz bilmiş olmalarından kinaye olarak söylenmektedir, bu da azımsanmayacak derecededir. Şu söz ise bir hakikati ifade etmektedir. Malatyalı bir zatında ifade ettiği üzere, Muhiddinci Arabi'nin beddua saadetinde, Malatya'nın topalı, Besni'nin keli, Adıyaman'ın körü eksik olmasın. Muhammed Hafız da ileri gelen zatlardandı, yaşlı bir zat idi, Kur'an'ı çok güzel okumasına rağmen, sesi az, kendine yer değildi, sesi çok az çıkardı, denilirdi ki, keşke hoparlörler, mikrofonlar o zaman olaydı da bunun sesini dinleyeydik. Cüreyli Hoca çok güzel vaaz ederdi, İslami kaideleri anlatır, Ramazanlarda ikindi vakti ulu caminin şu andaki cenaze namazı kılınan yerde, havluda kürsüye çıkar insanlara vaaz ederdi. Müftü Hayri Hoca Adıyaman'ın sayılan müftülerinden idi. Tıpkı bu insanların hali Fatih'in İstanbul'u fethetmeden önce Bizans halkının gönlünü fethetmesiydi, nitekim Fatih kale kapısından girerken Bizans kızlarının kendisine çiçek atma memnuniyetinde de görülmektedir memleketlerin gönül erleri de onların gönüllerini fetheden insanlardandır. Adıyaman halkının okumamışı dahi kendi çabasıyla kendisini yetiştirmiş, şiir veya kültür alanında belli bir seviyeyi yakalamıştır, Rifat Efendi, İbrahim Hakkı Baba gibi. Mesela, Akif Gürler, birinci eşi ölür ve ikincisini almak ister, bu düşünce ile Ömer Efendi'den hanım adındaki kardeşini kendisine vermesini ister, ancak bir türlü vermezler, bir gün Ömer Efendi arkadaşlarıyla çarşı camisinin hücresinde oturdukları bir sırada önceden aşağıdaki yazmış olduğu hanıma karşı olan sevgi, onsuz keder ve yanmışlığını, başının derdlerden kurtulmazlığını, ciğerinin yandığını, bu dünyadan vurulmuş kanlar içerisinde olarak gidişini şiire Akif Bey'e okur aralarından sessizce kalkan. Ömer Efendi eve gelerek hanımı Zeynep'e, kız kardeşi hanıma Akif'e verdiğini söyler, onlar ise, şimdiye kadar asla gönlü olmamasına rağmen ne olup da böyle bir karar verdiğini sorarlar, o da durumu anlatıp vermeyi kabul ettiğini söyler, şiirinde. Ahu kim neyleyim günbe gün artar kederim. Ne beladır ki tükenmez bu benim derdi serim. Yine eflike çıkar derdi dilim nevhelerim. Korkarım, seni ahım yakar ey mahişelerim. Günde bir hal ile eyvah ciğerhın olurum. Daha bilmem ne kara günlere saklar kaderim. Ben senin zülfü dil yüzüne berdar olurum. Şöyle bil ki de cihanda bey haberim. Var senin ilamı gamın cümlesin bere etsin. Bu da bir çiledir ey dil kaderimdir çekerim. Akife yoru vefa görmedin eyvaha ahir. Göz açık bağrı yanık sine kızıl kan giderim.